Bölüm 20. İsa'nın yetkisi. O günlerden birinde İsa tapınakta halka ders verip müjdeyi duyururken başkâhinler ve din bilginleri ihtiyarlarla birlikte çıka geldiler. Ona, söyle bize, bunları hangi yetkiyle yapıyorsun? Bu yetkiyi sana kim verdi? Diye sordular. İsa onlara şu karşılığı verdi. Ben de size bir soru soracağım. Söyleyin bana, Yahya'nın vaftiz etme yetkisi Tanrı'dan mıydı, insanlardan mıydı? Bunu aralarında şöyle tartıştılar. Tanrı'dan dersek ona niçin inanmadınız diyecek. Yok eğer insanlardan dersek bütün halk bizi taşa tutacak. Çünkü Yahya'nın peygamber olduğuna inanmışlardır. Nereden olduğunu bilmiyoruz. Cevabını verdiler. İsa da onlara, ben de size bunları hangi yetkiyle yaptığımı söylemeyeceğim, dedi. Bağ kiracıları benzetmesi. İsa sözüne devam ederek halka şu benzetmeyi anlattı. Adamın biri bağ dikmiş ve bunu bağcılara kiralayıp uzun bir süre için yolculuğa çıkmış. Mevsimi gelince bağın ürününden kendisine düşen payı vermeleri için bağcılara bir köle yollamış. Ama bağcılar köleyi dövmüş ve eli boş göndermişler. Bağ sahibi başka bir köle daha yollamış. Bağcılar onu da dövüp aşağılamış ve eli boş göndermişler. Adam bir üçüncüsünü yollamış. Bağcılar onu da yaralayıp kovmuşlar. Bağın sahibi ne yapsam ki demiş. Sevgili oğlumu göndereyim. Belki onu sayarlar. Ama bağcılar onu görünce aralarında şöyle konuşmuşlar. Mirasçı bu. Onu öldürelim de miras bize kalsın. Böylece onu bağdan dışarı atıp öldürmüşler. Bu durumda bağın sahibi onlara ne yapacak? Gelip o bağcıları yok edecek. Bağı da başkalarına verecek. Halk bunu duyunca, Tanrı korusun, dedi. İsa gözlerini onlara dikip şöyle dedi. Öyleyse kutsal yazılardaki şu sözün anlamı nedir? Yapıcıların reddettiği taş, işte köşenin baş taşı oldu. O taşın üzerine düşen herkes paramparça olacak. Taş da kimin üzerine düşerse onu ezip toz edecek. İsa'nın bu benzetmeyi kendilerine karşı anlattığını fark eden din bilginleriyle başkâhinler onu o anda yakalamak istediler ama halkın tepkisinden korktular. Sezar'ın hakkı Sezar'a. İsa'yı dikkatle gözleyerek ona kendilerini doğru kişilermiş gibi gösteren muhbirler gönderdiler. Onu söyleyeceği bir sözle tuzağa düşürmek ve böylelikle valinin yetki ve yargısına teslim etmek istiyorlardı. Muhbirler ona, öğretmenimiz, senin doğru olanı söyleyip öğrettiğini, insanlar arasında ayrım yapmaksızın Tanrı yolunu dürüstçe öğrettiğini biliyoruz. Sezar'a vergi vermemiz kutsal yasaya uygun mu değil mi? Diye sordular. Onların hilesini anlayan İsa onlara, bana bir dinar gösterin, dedi. Üzerindeki resim ve yazı kimin? Sezar'ın, dediler. O da onlara, öyleyse Sezar'ın hakkını Sezar'a, Tanrı'nın hakkını da Tanrı'ya verin, dedi. Onlar İsa'yı halkın önünde söylediği sözlerle tuzağa düşüremediler. Verdiği cevaba şaşarak susup kaldılar. Dirilişle ilgili soru. Ölümden sonra diriliş olmadığını söyleyen Sadukilerden bazıları İsa'ya gelip şunu sordular. Öğretmenimiz, Musa yazılarında bize şöyle buyurmuştur. Eğer bir adamın evli olan kardeşi çocuksuz ölürse, o adam ölenin karısını alıp soyunu sürdürsün. 7 kardeş vardı. Birincisi kendine bir eş aldı ama çocuksuz öldü. İkincisi de, üçüncüsü de kadını aldılar. Ve böylece kardeşlerin 7'si de çocuk bırakmadan öldü. Son olarak kadın da öldü. Buna göre de diriliş günü kadın bunlardan hangisinin karısı olacak? Çünkü 7'si de onunla evlendi. İsa onlara şöyle dedi. Bu çağın insanları evlenip evlendirilirler. Ama gelecek çağa ve ölülerin dirilişine erişmeye layık görülenler ne evlenir ne evlendirilir.
bir daha ölmeleri de söz konusu değildir. Çünkü meleklere benzerler ve dirilişin çocukları olarak Tanrı'nın çocuklarıdırlar. Musa bile alevlenen çalıyla ilgili bölümde Rab için İbrahim'in tanrısı, İshak'ın tanrısı ve Yakup'un tanrısı deyimini kullanarak ölülerin dirileceğine işaret etmişti. Tanrı ölülerin değil yaşayanların tanrısıdır. Çünkü ona göre bütün insanlar yaşamaktadır. Artık ona başka soru sormaya cesaret edemeyen din bilginlerinden bazıları, "Öğretmenimiz, güzel konuştun." dediler. Mesih kimin oğlu? İsa onlara şöyle dedi. Nasıl oluyor da Mesih Davud'un oğludur diyorlar? Çünkü Davud'un kendisi Mezmurlar kitabında şöyle diyor. Rab Rabbime dedi ki, ben düşmanlarını senin ayaklarının altına serinceye dek sağımda otur. Davud ondan Rab diye söz ettiğine göre o nasıl Davud'un oğlu olur? Bütün halk dinlerken İsa öğrencilerine şöyle dedi. Uzun kaftanlar içinde dolaşmaktan hoşlanan, meydanlarda selamlanmaya, havralarda en seçkin yerlere, şölenlerde baş köşelere kurulmaya bayılan din bilginlerinden sakının. Dul kadınların malını mülkünü yiyen, gösteriş için uzun uzun dua eden bu kişilerin cezası daha da ağır olacaktır.